de yine internette ya da sağda solda sizinle alakalı olarak İran yanlısı olduğunu söyledi. Ben. Sualin soranın elbette burada Türkiye'de bu iddiayı yapanların sizi tanımadığı ortada. Ama böyle bir iddia var. Bir yeri gelmişken ikisini birleştirelim. Buna cevap verilmez. Herkes beni İran düşmanı diyebilir. Ben düşman da değilim. İslam'a zarar veren herkesin karşısındayım. İslam'a faydalı olan herkesin de yanındayım. Bu Acem olmuş, Kürt olmuş, Türk olmuş, Fransız olmuş, Alman olmuş. Benim için bir şey fark etmez. Benim inancımda yeryüzünde iki millet var. İnananlar bir millet, inanmayanlar bir millet. İnananlar bir millet, inanmayanlar bir millet. Nasıl bir milletin içinde çeşitli aileler var? Hemşerilik gayretleri var. Kayserili başka düşünür, başka hareket tarzı vardır. Karadenizli'nin başkadır. Adanalı bol küfür söyler, bilmem nereli bilmem ne. Bunun gibidir milletler, kavimlerde. Ama Farik vasfıyla, ana vasfıyla Allah'ı vahdaniyet esasından kabul edenler en büyük bir meziyette içtima edenlerdir. Onların milliyetini bu ifade eder. Allah'ın varlığını kabul etmeyip inkar etmekte en büyük adilik, en büyük şerefsizlik, en büyük akıl hastalığı, en büyük ahlaksızlık, en büyük vicdansızlıktır. Akıllı bir adam hayata, tabiata, kainata, kendi bedenine baksa bu kadar mükemmel bir eserin kendi kendine meydana gelemeyeceğini, bunu bir var eden olması lazım geldiğini, o var edenin de bu mükemmeliyette bir eser yaratacak ekmeli mükemmel olması lazım geldiğini aklen bulur. Bunun için kainat kâf beten bir deliller meşheridir. Bir yılanın gövdesindeki kavisler, ayaksız süzülüp akış gitmesi bile sana delil olabilir. Yılanın. Bir tırtılın hareket kabiliyeti sana delil olabilir. Topraktan bir menekşenin renk bulması bile sana delil olabilir. Kainat, kudret-i ilahiyenin nakışlarının teşhir edildiği bir sergi alemidir. Bunu görmeyen adam kördür. Kör. Bakıyorsa da görmüyor. İngilizler anlamaya, derin anlamaya didüsi derler. Gördün mü? Biz de bazen deriz. Bu gerçeği gördün mü? Anladın mı manasını? Çünkü adeta beynin kavraması da görmek gibidir. Gördün mü gerçeği? Halbuki o gerçek bir madde değil ki gördün mü görmek. Ruhiyetle ilgisi değil. Ruhiyetle ilgisi yok. Did you see? Did you understand dediği gibi. Did you see de der. O derin kavrayışı ifade eder. Bakıyor fakat görmüyor. Summun, bukvun, umyun. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diye Allah bunları tasvir ediyor. Binaenaleyh, inanmaktan daha büyük şeref, insanların birbirinden tefrikine medar olmak üzere bundan daha belirleyici vasıf olmadığından İman insanlığı ikiye ayırır. İnananlar bir millet, inanmayanlar bir millet. Benim anlayışım budur. Neydi sual? İran ve Suriye'nin geleceği. He? Ha, Acem diye düşman değilim İran'a. Irkçılık noktayı nazarından değilim. Ama İslamiyet içinde
İran mezhebini ırkçılığına maske yapmış bir millettir. İşte bu zihniyete düşmanı. Şia'nın doğum yeri Irak'tır. Küfe ve havalisidir. İran'ın Şia ile ilgilenmesi Şah İsmail-i Safevi iledir. Yani bir Türk aileyle. Azeri'dir Şah İsmail. Erdebil şehrinde Azerbaycan'ın bir Erbil var. Şimdi bu Kürtlerin oradaki hareket dolayısıyla çok duyulur olmuştur. Şeyh Esad Efendi oralıdır, Menemen'de asılan. Bir de Erdebil vardır. Erbil başka, Erdebil. Şah İsmail'in bir lakabı da Şah İsmail Erdebili'dir. Erdebil. Safevi tarikatı burada kurulmuştur. Safevi tarikatı Sünni bir tarikattır başlangıçta. Fakat onun dedesi Şeyh Cüneyt devlet olma hevesine kapıldı. Devlet olma hevesine. Ülkesini Osmanlı'ya nakletmek istedi. Fatih'in babası 2. Murat zamanında Osmanlılar da o tekkeye çerağı akçesi denilerek yardım gönderlerdi. Hani aydınlanma o zaman çerağla olduğu için çerağı akçesi adı verilen bir yardım gönderirdi. Çünkü Sünni bir tarikattı. Tekkesini Türkiye'ye nakletmek istedi. Divanda incelendi. Niye Türkiye'ye gelmek istiyor Azerbaycan'dan? Padişah sorunca dediler ki şehliğini şahlığa tebdil etmek istiyor. Otursun oturduğu yerde dedi. Bu da buna kızdı, gitti Uzun Hasan'ın yanına, Diyarbakır'a. Uzun Hasan'ın devletinin baş yeri Diyarbakır'dı. Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da Uzun Hasan da Fatih'e karşı Aleviliği kullanıyordu. Orada Uzun Hasan'ın yanında epey bir müddet kaldı. Tafsilata fazla girmek istemem. Oğlunu Trabzon Rum İmparatoru ile Uzun Hasan teşhiki mesai ediyordu. Fatih'e karşı. Papalıktan yardım istiyorlardı. Oğluna Trabzon Rum Devleti'nden bir prensesi aldı, Haydar'a. Şah İsmail'in babasıdır bu. Hatta kadının Müslüman olma, Müslüman yapmamanız şartıyla dedeye verdiler. Bir de Erdebil'de kilise yapacaksın da bu ibadet edecek diye. Bir de bunu da yaptılar. Yani Şah İsmail'in anası Trabzon Rum Devleti'nden, Komnenoslardan bir Hristiyan kadındır. Haydar Alevileştirdi o tarikatı. Şah İsmail'in babası. Ondan sonra Şeyh Cüneyt baktı ki kendinin talip olduğu yerlere Uzun Hasan da talip. Ama orada Aleviliği öğrendi. Osmanlı'ya karşı o Aleviliği kullanabilirim diye öğrendi. Ondan ayrıldı. Samsun'a geldi. Bir müddet orada yerleşti. Biraz mürid edindi. 4000 müridiyle Trabzon Kalesi'ni kuşattı. Dünür'ün devletini. Çünkü kaleyi nisar etmişti. Küçülmüştü Rum devleti. Fatih bunu duyunca, o zaman tabii aradan zaman geçti. 2. Murat vefat etti. Yerine Fatih geçti. İstanbul'u halletmiş oldu. Canik bu tasarrufuna yürü dedi Trabzon üzerine. Ben de geliyorum dedi. Fatih arkadan Uzun Hasan üzerine yürüdü. Sonra arkadan Trabzon'a indi. O sırada Canik Mutasarrıfı Yusuf Paşa'nın gelmesi üzerine Şeyh Cüneyt Trabzon muhasarasını kaldırdı. Gürcistan'a geçti. Orada bir fütuhata aynı müritlerle uğraşırken geberdi. Öldürüldü. Yerine Haydar geçti. Ama babasının öğrendiği bilgi Alevilik Osmanlı'ya karşı kullanılabilir. Bunların hikayesi uzun. Haydar bu Alevileştirdi.
12 dilimli Alevi takkesini icat eden de odur. Haydariye derler onun şunu. Bu Şah İsmail'in babasıdır. Sonra Şah İsmail, hikayesi uzun şimdi anlatırsam o bir bahse sığmaz. Şah İsmail, Karahanlı, Karakoyunlu devleti İran'da hakimdi. Onun zayıf olduğu bir zamanı kestirdi. Osmanlı ile uğraşmaktansa İran'ı ele geçirmek daha makul ve mümkün göründü. İran'ı ele geçirdi. Safevi devletini kurdu. 40 bin Sünni alim kesti İran'ı Şiileştirmek için. 40 bin Türktür ama böyle lanetli bir Türktür. Ne yapalım? Türk'ten gavur olmaz mı? Her kavimden olur. Evet. Netice İran odur budur Aleviliğin kalesidir. Ancak Acemlerin bu işi benimseme alakası şudur. İslamiyet'ten evvel İran dünyanın büyük devletlerinden biriydi. Anadolu Yunanlarla İranlar arasında devamlı bir alma verme hareketindeydi. Hele milattan evvel bu daha büyük, daha büyük ölçüdeydi. İranlar Balkanlara kadar fütuhat yaptıkları devir var milattan önce. Balkanlara kadar. İslamiyet'ten sonra söndüler. O Sasani İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu tarihte kaldı. İran'ı kamilen Türkler idare etti. Kamilen. Nereye kadar biliyor musunuz? 1926 senesine kadar. En son hanedan kaçar hanedan. Acem ırkının, çünkü Türkler Müslüman oldukça batıya yürüdüler. İlk karşılarına çıkan yer İran oldu. Dini tabirlerim bile çoğu Acemcedir. Abdest, namaz Acemcedir. Abdest Arapçada vududur. Hiçbir Türk bilmez. Namaz salattır. Salat desen dua zanneder. İlk önlerine çıkan yer İran olduğu için ilk hakimiyetlerini aldıkları yer İran oldu. Hanedan değişikliklerinde de daima bir Türk hanedandan bir Türk hanedanına geçti. Acemler bu iki Türk, Anadolu'daki Türk devletiyle İran'daki Türk devletinin birleşmesini önlemek için mezhep farkını yegane çare olarak gördüler ve taassupla Aleviliğin müdafiği oldular. Demek oluyor ki İran'da Şia Acem kavmiyetinin devamı için bir zırhtır. Ve en şiddet Alevi Türkleri yapmıştır. Osmanlı'ya meyletmesinler. Türkiye Türklüğüne meyletmesinler. Meylederlerse arkası Türkistan. Önü Anadolu Türk. İki Türk alem birleşirse İran yok olacak. İşte şu düşünce İran'ın hem Orta Asya Türklüğü, Buhara, Semerkant buralardan hem de Anadolu Türklüğünden farklı bir mezhebi varlık sebebi olarak benimsemiştir. Ama gitgide bunun taassubunda o kadar ileri gitmiştir ki menşei Aleviliktir diye Hazreti Ali'ye Allah diyerek dinsizleşen Nusayrileri bile bugün Suriye'de tutuyor. Benim gavurum ehli sünnet Müslümandan daha makbuldür diyor. Eğer Esad'ın rakipleri İhvan-ı Müslümin olmasa, yani ehli sünnet Müslümanları olmasa İran Esad'ı müdafaa etmez. Sadece hasmımın hasmı dostumdur mantığıyla Esad'ı tutuyor. Halbuki bu gavur Hazreti Ali Hazreti Peygamber'i yaratmış haşa. Hazreti Peygamber Selman-ı Farisi'yi yaratmış. Böyle yarata yarata kendi mezheplerinin kurucusu Hamza bilmem neye kadar geliyor. Herkes Allah. Mehmet Ali Bulut var ya, Mehmet Ali çıkıyor şeye.
Onun Sinha diye bir kitabı var. Her insan küçük bir tanrıcıktır diyor. Aynen onun gibi. Hepsi tanrı. Nusayriler Ayn Ali'yi temsil eder. Mim Muhammed'i temsil eder. Sin Selman-ı Farisi'yi. Tesbihleri bu üç harftir. Ayn Mim Sin, Ayn Mim Sin tesbih çeker. Namaz yok asla. Asla. Gavur. Hazreti Ali Allah diyen adam. Müslüman olur mu? Haşa ve kella. Müşrik. Bunu tutuyor İran. Hümeyni hareketi varit olduğu zaman sağcılardan İran'ı alkışlamayan yoktu. Ben o zaman haftalık bir dergi çıkarıyordum. Ve günlük gazetelerden çok satardı benim dergim. 50 bin adet satardı. Ben orada asla bu hareket doğru değildir. Bunlarla bizim aramızda kapanması imkansız farklılıklar vardır diye defaatle yazdım. Hümeyni'yi desteklemeyen tek Müslüman Türkiye'de bendim. Erbakan bile uğraştı. Burada Mehdi Pulur diye bir melun vardı. Geçti konsolos olarak oturdu. Bursa'da Ulu Camii'nde konuşma yaptırdılarını, Osmanlı tarihini Osmanlı Camii'nde sövdü. Onun vasıtasıyla Erbakan'ı İran'a davet ettirmek için 6 ay uğraştı buradaki akıncılar da. Neyse söylemeyeyim isimlerini. Ben o zaman Milli Selamet Genel İdare Kurulu'ndaydım. Anlattım bu İran nedir. Gitmeyin dedim. Bizi kim dinler? Moda o zaman İran desteklemek. Şeriat dedi ya, göğsümüz kabardı. Onun şeriatı kafasına parçalansın. Hazreti Osman'a kafir diyor. Hazreti Ömer'e kafir diyor. Hazreti Ebu Bekir'e kafir diyor. Hazreti Ayşe'ye kafir diyor. Daha da ileri gidiyor. Yani Kur'an'ı Hazreti Osman değiştirdi diyor. Allah'ın ayetine aykırı kaç tane iddiaları var? Bunlarla biz nasıl beraber olacağız? Bakanlardan birisi, şurada bir ay evvel, Ahmet-i Necat'a sordum dedi. Bu Esad'ın mezhebi itibariyle İslam dışı değil mi? Evet dedi. Niye destekliyorsunuz? Bu sualinize cevap veremem dedi. Bu sualinize cevap veremem. Veremez çünkü hasmımın hasmı dostumdur. Benim Alevilikten çıktığı için benim gavurum Ehl-i Sünnet'ten daha bana yakındır diyecek. Diyemez ki. Dese foyası ortaya çıkacak. İran böyle bir melanettir. Belki ömrümde 40 defa söyledim. Bir daha söyleyeyim. İran'da güneş doğsa şemsiyenin altına saklanın. Radyasyonludur. İran böyle bir melanet yuvasıdır. Bahailik orada çıkmış. Bir sürü melunane zihniyet orada çıkmıştır. Ben bunlar Hümeyni hareketinde İran durumunu da tahrifin herhalde birinci cildinde çok tafsilatlı yazdım. Onun için İran dostuymuş. Haşa. Ha, düşmanı diyecekti de sürçülisan etti herhalde. Bana Alevi düşman da diyen var. Hayır, ben Alevi'nin yanlışını söylüyorum. İran'da yanlışını söylüyorum. Düşmanlık ayrı bir şey. Benim işim değil. Yanlışı söylemek de vazife. Yani emri maruf, nehyanil münker her Müslüman üzerinde dinin bir mükellefiyetidir. Ben onu yapmaya çalışıyorum.